Barlarla, Namık Kemallerle, Mehmet Akif Ersoy'larla büyüdük. Değil mi? Merhametli biz de cimri davranacağız. İlker'in elinde bir kitap var. Son 5 dakikamıza giriyoruz. Kitabı hemen öğrenelim. Ben geçen sefer Ergin Saygun'un Türk Ordusu'na Balyoz kitabını. Evet. Balyoz da Amerikan bayrağına sarılıydı biliyorsunuz. Ergin Saygun'un sağlığı çok kötü. Kızı Sayın Ece Saygun büyük bir çaba içerisinde ailesi bunu anlatmaya çalışıyor. Onlarca ilaç kullanıyor ve öldürülmeye çalışılıyor şu anda ve Ergin Saygun'un eğer tabii Allah göstermesin oradan naaşını çıkardığımızda o merhamet noktasında sıfır tolerans. Yani bu gericiliği aynı Menemen'de yaptığımız gibi öyle bir tepelemeliyiz ki bir daha böyle bir kalkışmaya cüret edememeli. Bir bu yani bunu not ediyoruz. Ergin Saygun'u orada öldürmeye çalışmalarını not ediyoruz. İkincisi Fatih Hilmioğlu hocamız. Evet. Hilmioğlu hocanın durumu. Evet. Onun da evet Fatih sağlığı Hilmioğlu çok kötü. Hocamızın da sağlığı çok çok kötü şu anda. Şimdi bir gerici televizyonda bizi davet ettiklerinde bana çok ilginç bir soru sordu bu gerici gazetelerden birisinin köşe yazarı. Dedi ki Ergenekon operasyonu başladığından beri Aydın cinayeti olmuyor. Hiç buna dikkat etmiyor musun İlker Bey falan dedi. Tam tersine Ergenekon operasyonu başladığından itibaren sistemli bir şekilde cinayetler işlendi. İlhan Selçuk'un sağlığı bozdurdular. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'nin başkanı Türkan Saylan'ı orada o sağlıkla sorguladılar. Saatlerce ayakta tuttular. Hastalığını ilerlettiler. Kaşif Kozinoğlu'nu muhtemelen içeride bildiklerinden dolayı MIT'in en önemli isimlerinden birisiydi ve şu anki operasyonu Fethullah Gülen ekibinin yürüttüğünü çok net yazmaya başlamıştı. Sırlarını da yayınladı bu arada. Evet. Yayın evi. Teker teker öldürülme çalışmaları devam ediyor. Burada hani diktatörlük, cemaatin diktatörlüğünün altını çizmemiz gerekiyor. Demokrasiyi çizerken de özellikle Atatürk devrimine yönelik çok büyük bir ideolojik saldırı var. Halkçılığının altını çizilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu kitabı Cezmi Eraslan'ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tarih bölümünde Profesör Cezmi Eraslan Atatürk Araştırma Merkezi'nde de uzun süre yöneticilik yapmış bir aydınımız. Türk aydınında Cumhuriyet gelişimini çok güzel anlatan bir doktora tezi de var Cezmi Eraslan hocamızın Kum Saati kitabı basmış. Ben hocamızla yüz yüze tanışmadım. Kitabı aracılığıyla tanımış olduk. Bu kitapta şu anlatılıyor. Halkçılık, müstahsilleri savunmanın önemi eskilerin deyişiyle yani üreticileri savunmanın önemi ve en önemlisi şu Mustafa Kemal'in demokrasisi seçme demokrasi, seçme özgürlüğü değil. Bizde şu anda demokrasiyi sen istediğini seçebiliyorsun diye dayatıyorlar. Halbuki demokrasi dediğimiz yönetim biçimi seçilebilme ve yönetebilme özgürlüğüdür. Bugün herhangi bir emekçinin, bir köylünün, bir işçinin, buradan Şişecam işçilerine de selam gönderelim. Şimdi fabrikalarını evet. Savunuyorlar. Bir Şişecam işçisinin milletvekili olma şansı var mı bu sistemde? Yok. Hep bunun altını çiziyoruz. Emekçilerin şu anda bu sistemde kendini ifade edebilme, örgütlenebilme özgürlüğü yok. Otopark mafyası bile örgütlenebilir ama emekçiler sendika kuramazlar, örgütlenemezler. Cezmi Eraslan hocamız bu kültürün Mustafa Kemal Atatürk'ün o tarihsel dayanaklarını çok güzel anlatıyor. Ben fırsat oldukça her hafta bir kitapla karşınıza çıkmayı istiyorum. Özellikle bunu yapalım. Edinmek isteyenler olursa bu kitabı özellikle şu anda diktatör dedikleri için özellikle incelemeli diye düşünüyorum. Bu arada